Merhaba sevgili arkadaşlar, Modelifçi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine rengarenk çalışacağız inşallah. Fethiye Hanım diyeceksiniz, yine zor modelle mi geliyorsunuz? Hayır, bu kez zor modelle gelmiyorum arkadaşlar. Bugün lif yapacağız sizlerle. Çok talep alan, istek alan bir model arkadaşlar. Müşterilerimin de isteği üzerine öreceğim. Instagram örgücü arkadaşlarım da anlatmamı çok istediler. Ben de sizler için dilimin döndüğünce anlatacağım inşallah. Gördüğünüz gibi böyle harika tatlı renkler var. Böyle elinizde kalan ipleri değerlendirebileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Şöyle lafı daha fazla uzatmadan yapımına geçmek istiyorum. Şunları hemen alalım. Bu modelin ilk tasarımcısını bilmiyorum arkadaşlar. Araştırdım ama bulamadım. Gördüğünüz gibi böyle perdeli çok güzel bir lif. İsmini bilmiyorum, karar da veremedim. Cam güzeli lif mi koysak yoksa perdeli lif mi koysak tam bilemedim. Nasıl bahsedeceğimi de bilemedim açıkçası. Bunun tasarımcısı görür de videolarımı izlerse bana modelifçi Instagram hesabımdan ulaşsın lütfen. Severek kendisini etiketlerim. Bu gördüğünüz model arkadaşlar çok şirin, çok tatlı. Böyle papatyaları var, ufak minik puf çiçekleri var, perdeleri var gördüğünüz gibi. Alt zemini arkadaşlar kafes tekniğiyle örülmüş, üst örgümüz de aynı şekilde ama trabzanlı olarak yapacağız arkadaşlar. Böyle rengarenk çiçekler olacak. Elinizde kalan ufak tefek renklerle bu çiçekleri yapabilirsiniz. Anlatımlarıma başlamadan önce bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. İlk öncelikle arkadaşlar zeminle başlayacağız. Zemini öreceğiz, perdelerini öreceğiz. Bu çiçeklerini yapacağız. Çiçek yapımını göstereceğim. Bu bağcık yapımlarını göstereceğim arkadaşlar. Umarım sizler de bu modeli çok beğendiniz ve benimle beraber örersiniz. Şimdi arkadaşlar yapımına geçelim. İlk öncelikle beyaz ipimizi alıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve böyle ilmeğimizi uzatıyoruz. Ortadaki zincire batıyorum ve 4 defa da doladığım bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Üzerine yine 4 defa da doladığım fıstık yapıyorum. Tekrar üzerine. Bu şekilde arkadaşlar sıralı fıstıklar yapacağız. Bu sıralı fıstıklardan tam 20 tane olana kadar yapın gelin. Gördüğünüz gibi 20 tane sıralı fıstık yaptım arkadaşlar. Alt zeminimiz kutu tekniği ile öreceğiz ya da kafes tekniği ile arkadaşlar. Bu şekilde yine fıstık yapıyorum, kapatıyorum. 21. fıstık. Bu yan duvarımız olacak. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Ve dibine değil, bir sonraki fıstığa, dibine değil, bir sonraki fıstığa batıyorum. Yine 4 defa da doladım. Fıstık yapıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum. Böylelikle kutu tekniğimizi koymuş olduk. Tekrar üzerine bir tane yapıyorum ve dibine değil bir sonraki fıstığın arasına batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum ve ikisini beraber kapatıyorum. Dibine değil bir sonrakine batıyorum. İkisini beraber kapatıyorum ve sıra sonuna kadar arkadaşlar burayı böyle doldurup gelelim. Birinci sıramızı bu şekilde ördük. Gördüğünüz gibi şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir tane zincir çektikten sonra lifimi çeviriyorum ve buraya bir tane hemen fıstık yapıyorum. Bunu hemen kapatıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine bir tane daha yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. İlmeğimi doladıktan sonra dibine değil, şu fıstığın üzerine tekrar buraya batıyorum. Ve ikisini beraber kapatıyorum.
Bu sırada ikinci sıramız olmuş oluyor. Tekrar üzerine bir tane yapıyorum. Karşıya bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve ikisini beraber kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sıramız da bu şekilde oldu. Yine sıra sonuna kadar böyle yapıp gelelim arkadaşlar. Çok alt zemini zaten basit. Bu aşağıda 20 tane fıstık yapmıştık. Bu kenarda da 20 tane fıstık olacak şekilde lifimizin zemin kısmını tamamlayalım. Gelelim ben de sizlere göstereyim. Ben ördüm geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde zeminimizi oluşturduk. 20 tane buradan yaptım arkadaşlar. 20 tane de bu şekilde yaptım. Dilerseniz tam kare yapabilirsiniz. Benimki biraz dikdörtgen gibi oldu fıstıklarımı uzun çektiğim için. Bu şekilde zeminimizi oluşturduk. Şimdi sıra kenar oyasını yapmaya geldik. Kenar oyasında ise arkadaşlar şöyle fıstığımı uzatıyorum. Yine 4 defa da doladığım fıstık yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar ve üzerine çeyirdik yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum ve tepeye çeyirdik yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve tepeye çeyirdik yapıyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi örümcek yapacağız. Böyle ilmeğimi uzatıyorum. Şu şekilde çeviriyorum ve aradan batıyorum. Bu şekilde bir tane örümcek yapmış oluyorum. Bu örümceği arkadaşlar şuraya hemen yan tarafa batıyorum. Sıkılıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum ve bir tane daha örümcek yapıyorum. İlmeğimi doluyorum. Bir sonraki araya geliyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Ve 4 defa da doladığım bir tane fıstık yapıyorum. Üzerine 3 zincir çekiyorum ve çeyirdik yapıyorum. Tepe noktamıza 3 tane çeyirdik koyuyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde olduğu için ben de sizlere bu şekilde orijinal şekliyle anlatıyorum. Siz dilerseniz farklı kenar oyaları da yapabilirsiniz. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum ve bir sonraki araya geliyorum. Böyle batıyorum arkadaşlar. Bir örümcek yapıyorum tekrar. İlmeğimi doluyorum. Bir sonraki araya geliyorum ve bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Üzerine çeyirdiklerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenar oyumuz oldu. Örneğimizi komple dolanıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenar oyasında ben bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Çok tatlı, çok güzel olduk. Sabah güneşimiz de vurdu. Umarım çekimlerim güzel çıkmıştır. Müşterilerim olsun, örgücü arkadaşlarım olsun genelde ebatlarını soruyorlar. Ben size şöyle mezora ile göstermek istiyorum arkadaşlar. Kenar oyasından kenar oyasına getiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 30-31 santim eni. Şöyle göstereyim. 33 santim, 30,5, 33-34 santimde boyu geldi gördüğünüz gibi. Bundan sonra herhalde mezorayla sizlere gösteririm. Şimdi arkadaşlar zeminimiz hazır olduğuna göre pembesini örüyoruz. Açık pembe rengimi alıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi zeminimi ben buradan kaldırıyorum. Perdemize yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle uzunca bir zincir çekiyorum. Yani nasıl diyeyim, şöyle böyle lifimizi biraz geçecek. Böyle biraz geçecek toplamayı yapabilir elimizde. Sayı isterseniz şu an ben 120 tane zincir çektim. Göz kararı da çekebilirsiniz. Uç kısmında kalırsa hiç problem değil. Orayı kesip alabiliriz. Hatta 2, 3, 4, 5 tane daha çekeyim arkadaşlar. İlmeğimi doluyorum. Şöyle. Şöyle ileriye biraz batıyorum. 3, 4 tane zincirden sonra şöyle batıyorum. Bir defa da doladım. Hatta daha da 5.'ye batalım arkadaşlar. Bir defa da doladım. 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Şimdi küçük kafescikler yapacağız. Arada 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi doluyorum. 1, 2 tane zincir atlıyorum arkadaşlar. 3.'ye batıyorum.
İki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar arada iki zincir çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bu şekilde küçük kutucuklar elde edeceğiz. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük kareler meydana gelecek. Bunu siz arkadaşlar şu kenar zinciriyle beraber, burayı da ben trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmışım gördüğünüz gibi. Kenarıyla beraber 6 tane. Toplamda bu trabzan sayısı bu zincirin üzerinde 43 tane olana kadar arkadaşlar yapın gelin. Sayımız 43. Evet arkadaşlar, benim zincirim gördüğünüz gibi yetti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Tam 43 tane trabzan elde ettim şu kenar zinciriyle beraber. Gördüğünüz gibi bu şekilde boyunda oldu. Ama ördükçe bu biraz daha toplayacaktır. Bir de iplerle büzdüreceğimiz için bu boyut benim için ideal. Elimde bu şekilde ideal arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Kenarlarda 4 tane zincir çekiyorum ben. Sonra ilmeğimi doluyorum arkadaşlar. Şöyle trabzan üzerine trabzan batıyorum. Yine arada 2 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine trabzan batıyorum. Bu şekilde arada 2 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine trabzan batıyorum. Bir tane daha yapayım, sizlere göstereyim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. İkinci sıramız da bu şekilde. Sıra sonuna kadar örün gelin. Bir sıra daha öreceğiz aynı bu şekilde. Sonra ayırma işlemleri yapacağız. Yani 1, 2, 3 sıra. Bundan 3 sıra örün gelin arkadaşlar. Ben de öreyim. Bu şekilde 3 sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi perdemizin bir tarafını öreceğiz. Bir tarafını da daha sonra öreceğiz. Kesme işlemlerimiz olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum kenar kısmına. İlmeğimi doluyorum. Ve yine aynı şekilde trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Bu arkadaşlar şurada kenar zincirinde trabzan olarak sayarsak 21 tane trabzan yapalım gelelim. Buradaki trabzan sayısı arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane trabzanım oldu. Gördüğünüz gibi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Diğer tarafı örmüyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve hemen buraya trabzanıma batıyorum. Yine arada 2 zincir çekiyorum. Bu ayrım yerlerini arkadaşlar ayarladıktan sonra inanın örmesi gayet kolay olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Burayı da sıra sonuna kadar örün gelin. Gördüğünüz gibi bu şekilde 2 sıra örmüş olduk. Bu perdemizin bir tarafı olacak arkadaşlar. Şöyle yapacak olursak arkadaşlar, şuradan şöyle diktiğimiz zaman burası şöyle aşağıya doğru inecek. Burayı da ayrıyetten bu şekilde aşağıya doğru öreceğiz. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Yine kenarımıza 4 tane zincir çektik. Ve yine trabzanlar yapıyorum. Hem öreceğiz hem de kesme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Oraya kadar şey yapalım, örelim bir. Yine bu şekilde aynen örelim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Basit ama ayrıntılarını sizlerle, püf noktalarını göstereceğim. Yine bu şekilde arkadaşlar böyle örüyoruz. Ta ki bir tane kalana kadar arkadaşlar. Şuraya kadar örüyoruz. Bakın arkadaşlar, size burayı göstermek istiyorum. Sıramı ben bu şekilde ördüm. Son iki tane kaldı. Gördüğünüz gibi son bir tane daha trabzan yapıyorum. Şurası bizim bir eksiltmemiz oldu. Şimdi burayı örmüyoruz arkadaşlar. Burası da bir eksiltme olmuş olacak. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şuraya batmıyorum. Gördüğünüz gibi bir kareyi atlıyorum. Tekrar çeviriyorum. Her iki sırada bir eksiltme yapmış olacağız. Buraya yine sıra sonuna kadar arkadaşlar
Trabzanlarımızı örelim gelelim. Bu şekilde merdiven şekli oldu gördüğünüz gibi. Bu sıramı da sıra sonuna kadar ördüm. Gördüğünüz gibi böyle iki tane merdiven oldu arkadaşlar. Yine çeviriyorum. Yine aynı şekilde trabzanlarımı örüyorum arkadaşlar. Ta ki yine bir tane böyle kutu kalana kadar. Tekrar örüyorum. Yine bir eksiltme yapmış olacağız. Burayı da ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine son iki tane kaldı. Şurayı son bir tane daha örüyorum. Son bir tane kafes kaldı. Yine gördüğünüz gibi iki burada, iki burada kaldı. Buraya yine geçmiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Arkayı çeviriyorum ve trabzanlarımla devam ediyorum. Sayılarını da vermek gerekirse arkadaşlar size sayılarını da vereyim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane merdiven oldu. Şöyle ördüğümüz şekliyle çevireyim ben size. Şu iki sıra 21 trabzan. Burası 20 trabzan iki sırası. Burası 19 trabzan arkadaşlar. Bu şekilde yine böyle örelim gelelim. Bu sıramı da bu tarafa doğru ördüm arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum. Kenarda yine 4 zincir çekiyorum. Bu kenarı her zaman dümdüz ilerleyecek arkadaşlar. Hep kesme işlemimiz içeride olacak. İçeri bölümde olacak. Şimdi tekrar arkadaşlar. Yine bir tane kafes olana kadar örün gelin. Bu sıramı da ördüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası kesme işlemimiz artık bu noktada bitti. Yine son bir taneyi örmüyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane merdiven oldu. Bu en son arkadaşlar trabzanlarımı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane en altta trabzan olacak. Artık bundan sonra böyle kesme işlemlerimiz olmayacak. Dümdüz bir şekilde öreceğiz, gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ben örnek hazırladım sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle olacak. Bu orta kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki tarafta aynı ölçülerde. Şöyle uzunluğunu ise arkadaşlar size bırakıyorum ama ben şöyle bir tane bir kare aşağıdan bırakıyorum. Bir kare de yukarıdan bırakıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Şimdi siz bir tarafını kesme işlemini buradayız arkadaşlar. Burayı böyle dümdüz örün. Hiç eksiltme artırma yapmadan diğer tarafın eksiltmesini de sizlere anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben burayı örmeyeceğim. Size daha hızlı anlatım olabilmesi adına orayı ben kopardım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı nasıl yapacağız? Diyeceksiniz ki bize tek sayı verdiniz. Evet, neden tek sayı verdim? Çünkü şu ortadaki bir tane trabzan boşta kalacak arkadaşlar. Ve bu tarafı bu şekilde öreceğiz. Nasıl yapacağız? Yine ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Ve kenarından şöyle kenarından arkadaşlar şu uç kısmından kenarından ortadan başlamıyorum. Şu uç kısmından sabitliyorum. Yine 4 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Trabzanlarımı yapıyorum. Kafeslerimi oluşturuyorum bu sırada da. Yine birinci sırada nasıl arkadaşlar? Şurası ilk şu birinci sıramız 21 tane olmuştu. Yine burada da 21 tane trabzan yaparak öreceğiz. Ta ki o da nereye geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ortadaki trabzanın bir tanesi kalacak. Şuraya kadar öreceğiz. Burada da 21 tane trabzan olacak şekilde yapalım gelelim kafeslerimize. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Demiştim arada bir tane böyle trabzanımız kalacak. Yani şöyle bakarsak arada bir trabzan ama iki kutucuk kalıyor. Gördüğünüz gibi 21 tane trabzan ördük. Tekrar kenarına 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Çeviriyorum ve yine aynı şekilde trabzanlarımı örüyorum. Kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum.
Diğer tarafta yaptığımızın mantığının aynısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle 3 tane merdiven olacak. Yine bunu sıra sonuna kadar örelim. Tekrar dönelim ve bir tane kutucuk olana kadar devam edelim. Ben de öreyim, sizlere göstereyim, daha ayrıntılı olacaktır. Sıramı tamamladım. Tekrar geriye döndüm ve ördüm arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi son yine bir tane trabzanımı yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada birinci basamağımız oluşmuş oldu. Arkaya çeviriyorum. Ve yine bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine gidiyorum. Dönüyorum. Ve yine burayı örüp döndürdükten sonra yine buraya geldiğimiz zaman yine burada bir tane kutucuk kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane basamak oluyor. Bu tarafta yaptığımızın aynısını işlemi bu tarafta da yapalım. Çok fazla vaktinizi almayın. Bir sonraki aşamalara geçelim inşallah. Bu şekilde örün arkadaşlar. Ta ki arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane olana kadar bu şekilde örün arkadaşlar. 3 basamak olacak gördüğünüz gibi. Bu şekilde diğer tarafta anlattığım gibi daha sonra böyle aşağıya kadar örün gelin. Perdemiz en son şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Buranın kafe sayısını da size sayayım. Arkadaşlar şuradaki en son eksiltmemizden sonra şu düz yerinden itibaren ben 29 sıra örmüşüm. Gördüğünüz gibi 29 sıra ördüğümüz zaman bu kadar uzunluğu oluyor. Şöyle bir karıştan fazlaca. Bu şekilde örün gelin arkadaşlar. Daha sonra kenarını dolanalım. Bir renk koyu pembemi alıyorum. Gördüğünüz gibi rengim bu şekilde arkadaşlar. Şu yukarıdan şöyle ipimi sabitliyorum. Arkadaşlar dilerseniz bunu bu şekilde hem örüp hem birleştirebilirsiniz yukarı kısmından. Dilerseniz de böyle tamamen kenarını dolandıktan sonra iğne ile dikebilirsiniz. Belli olmayacak şekilde iğne ile dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben iğne ile dikmeyi tercih ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar 2-3 tane zincir çektikten sonra her kafesimin arasına şu şekilde batıyorum. Şöyle arkadaşlar batıyorum. Tığlaması çok kolay. 1-2-3 zincir çekiyorum ve her kafesinin arasına batıyorum. Kenarını komple bu şekilde dolanıp geleceğim. Sizler de dolanın gelin. Evet sevgili arkadaşlar, ben kenarını bu şekilde dolandım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel oldu. Şimdi iğnemi şöyle kendi açık pembe olan ipimden taktım arkadaşlar. Hani her zaman soruyorsunuz nasıl dikeceğiz diye. Aslında dikme işlemi çok kolay ama yine de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ben birazcık şuradan diktim. Gördüğünüz gibi şuradan arkadaşlar iğnemi sabitledim. Daha sonra şöyle kendi renk ipiyle şöyle alıyoruz. Yine bilmeyen arkadaşlarım için göstermek istiyorum. Şöyle pembe rengimizden şöyle ileriye doğru gidiyorum arkadaşlar. Bir arkadan bir önden alıyorum. Kendi renk ipiyle çift kattır arkadaşlar. Ben genelde çift dikiyorum. Bu şekilde her fıstığa gelecek şekilde şu başlangıç yerinden şöyle çıkarıyorum. Çekiyorum. Daha sonra düzelterek, tabii ben şu an size gösterdiğim için şöyle biraz zorlanıyorum ama şöyle. Şöyle arkadaşlar bir önden bir arkadan görünmeyecek şekilde bunu böyle birer fıstık aradan yürüterek dikelim. Şöyle arkasını da göstereyim. Şöyle hiçbir şey belli değil gördüğünüz gibi. Şöyle oluyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde dikiyorum. Sadece üst kısmını dikeceğiz arkadaşlar. Sadece bu üst kısmını dikelim ve gelelim. Dikme işlemimiz de bittikten sonra arkadaşlar böyle oldu. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Çok esnek. Daha sonra burayı bu şekilde böyle bir bağlama aparatı yapacağız. Ben bunu pile şeklinde verdim. Arkadan böyle birer kafes geçirerek bağladım. Bu bağlamayı nasıl yapıyoruz? Onu size göstereceğim.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum ve başladığım zincirin yanındaki zincire hemen böyle batıyorum, çekiyorum. Sonra 4 zincir çekiyorum. Bu halkamızın içerisine 4 defa da doladığım fıstık yapıyorum. Bu bağcığı da yapmak gerçekten çok kolay, çok keyifli bir lif arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğenerek, severek ördüm ve sizlere severek anlattım. 4 zincir çekiyorum fıstıktan sonra ve aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yere 4 defa da doladım. Fıstık yapıyorum, kapatıyorum, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve 4 defa doladığım bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum, yine 4 zincir çekip dibine batıyorum. Şimdi araya zincir çekiyoruz arkadaşlar. Dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Ben göz kararı çektim. Şöyle 2 tane fiyonk olacak şekilde zincirimizi çekelim gelelim. Şöyle göz kararı zincirimi çektikten sonra arkadaşlar şöyle 5-6 tane daha zincir çekiyorum. Orta küçük yerimizi oluşturacağız. Şöyle batıyorum tekrar geriye doğru. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şöyle oldu. Gördüğünüz gibi küçük bir halka elde etmiş olduk. Arkasını çeviriyorum. Yine öbür tarafta yaptığımız gibi 4 tane 4 çekiş yapıyorum ve 1 tane fıstık yapıyorum. 4 kere de doluyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 fıstık yapıyorum. Dört zincir yapıyorum. Dibine batıyorum. 4 zincir ve sonuncu fıstığımı da yapıyorum arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Yine 4 zincir yapıyorum. Dibine batıyorum. 2 zincir ve bu noktada ipimi kesiyorum. Bu şekilde bağcığımızı hazırladık arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum? Şöyle minik minik pileler yapıyorum. Şöyle elimle pile yapıyorum. Bu şekilde bunun hizasına gelecek şekilde pile yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın bunun tam hizasından elimle takip ediyorum ve şuraya bir tanesini geçiriyorum. Onun öbür tarafından diğerini geçiriyorum. Ve yaptığım pileyi güzelce fiyonk yaparak bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar ufak minik puf çiçekler yapacağız bunun arasına. Onu göstereceğim sizlere. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok tatlı olduk. Harika olduk. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu anlatmama gerek yok. Elimde kahverengi olmadığı için ben bu renk kullandım. Hardal sarısı, kahve tonlarında da yapabilirsiniz. 9 tane fıstık başlıyoruz arkadaşlar ve 2 sıra şeklinde üçerli toplayarak yıldız tekniğiyle bu şekilde örüyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle minik minik puf çiçekler örüyoruz. Bu sarı, bu nar çiçeği ve şöyle lila arkadaşlar öreceğiz. Ve ben bir tane turuncu göstermek istiyorum size. Lifimi şöyle biraz daha yukarıya alıyorum. Daha net görünebilmesi için. Şöyle arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. Açık bir turuncu kullanacağım ben. Şöyle başladığım zincire batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi doluyorum. Bu halkamın etrafına ufak ufak trabzanlar yapıyorum. Arada 2-3 zincir çekiyorum ve trabzan batıyorum. Tam 6 tane kafes elde edeceğim arkadaşlar. Normal puf çiçeğin minyatürü gibi olacak bu elimizdeki. Çünkü perdelerin arasında kalıyor. Çok büyük kaba durmasını istemiyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 3 zincir daha çekiyorum. Şu zincirime kaydırarak batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. İlk 2 zincirimin arasına 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane doluyorum. Bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Şöyle arka taraftan batıyorum. Ve şöyle çekiyorum arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. Tekrar yandaki kafes yerine geçiyorum. 4, 5, 6 tane doluyorum. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir yine arkadan doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi her kafesimin içini bu şekilde fıstıklar yaparak dolanıp gelelim. Ben dolandım geldim arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum ve bunu arkaya çekiyorum. Daha sonra ortasına yine kenar uyasını yaptığımız pembelerden puf yapacağız arkadaşlar. Böyle oluyor. Gördüğünüz gibi pembe renk ipimizi alıyoruz. Onu nasıl yapıyorum? Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz ilmek bırakıyorum. Arkadan bağlayacağım çünkü. 3 tane zincir çektikten sonra ortadaki zincirime böyle alabildiği kadar 2, 3, 4, 5 ve 6 taneyi aldırdım arkadaşlar. Bu şekilde fıstık yapıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum ve birazcık uzunca şöyle ipimi kesiyorum ve bunu tam ortasından geçiriyorum ve arkadan bağlayacağım. Bu şekilde de puç çiçeklerimizi elde etmiş olacağız. Bunları da dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeşil rengimizi alacağız ve saplarını yapacağız inşallah. Yeşil rengimizi alalım gelelim. Ben koyu yeşil kullanacağım. Bunu daha sonra keseceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere gösteriyorum. Çok tatlı olduk, çok güzel olduk. Çok beğendim hakikaten. Bu şekilde olacak. Şimdi şu kısmına yeşil renklerini yapacağız. Bu ufak parçayı anlatmama gerek yok. Hakikaten 9 tane fıstık yapıp üzerine 2 sıra yıldız tekniğiyle örüyoruz arkadaşlar. Şimdi yeşil rengimizi aldık, geldik. Şu kopardığım yerden başlayayım arkadaşlar. Şimdi çim görünümü vereceğiz ve bir de sap yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi doluyorum. Yeşil rengime. Hardal ve yeşilde çok yakıştı. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Şöyle 3 tane çiğirdik yapalım. 3 zincir çekiyorum. 3 tane çiğirdik yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Araya batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane. Bu süslemeler size kalmış arkadaşlar. Daha farklı tarzlarda da yapabilirsiniz. Ben çiğirdik yapmayı yeğledim açıkçası, daha kolayıma geldi. Şöyle gördüğünüz gibi çiğirdik yaptım. 1, 2, 3. çiğirdiğimi yapıyorum. Bir, iki, üçüncünün hemen yanına arkadaşlar şuraya batıyorum. Şöyle bakıyorum. Buraya fıstık yapalım arkadaşlar. 2, 3, 4 defa da doladım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üzerine tekrar bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde dizayn edeceğim arkadaşlar. 2 tane ama ben üçerliği yapacağım. Saplarını biraz daha uzun olsun istiyorum. Hatta şu çiçeğimi burada birleştirmek istiyorum. 4 tane zincir çekip aşağıya iniyorum. Evet, aşağıya indim gördüğünüz gibi. Bir tane daha sıkılıyorum ve buraya yine 4 defa da doladım. Fıstık yapıyorum. Yine çiçeklerimizin dallarını yapacağım ben.
Yine 4 zincir çekiyorum ve aşağıya iniyorum. Bir iki zincir yan tarafa geçiyorum, 2 veya 3 tane çekelim. 1 2 3 yine patırcık yapıyorum. Çim görünümü veriyoruz şu an. 1 2 3 tane örmüşüm. Buraya da 3 tane çiğirdik yapalım arkadaşlar. Vakit çok almayayım. 3 tane çiğirdik yapalım gelelim. Yine 3 tane çiğirdik yaptım arkadaşlar. Yine üst üste üçlü fıstık yapıyorum. Sizler de yapın. Bu modeli ilk defa ben anlatıyorum ve bunun gururunu yaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle beraber ördünüz. Sizinkileri de çok merak ediyorum. Instagram modelifçi hesabımdan bana görsellerini atabilirsiniz. Ben de destek amaçlı sizleri hikayemde paylaşırım. Ve bir sonraki nar çiçeğimi alıyorum ve buraya ekliyorum. Dört tane yapıp aşağıya iniyorum. 4 zincir. Beğeni kaydet ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Beni motive ederseniz çok mutlu olurum. Yeni videolar gelmesi adına. Yine aynı şekilde yanına hemen dibine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bu kez ikili yapıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sonuncu çiçeğimi de ekliyorum. 1, 2, 3, 4 yapıp yine aşağı iniyorum. Bir, iki ve buralara da kalan yerlere de fıstık aralarına çiğirdiklerimi yapıyorum. Yine arkadaşlar bunu iğne ile görünmeyecek şekilde güzelce dizayn edelim ve dikelim. Bunu da diktikten sonra lifimiz bitti arkadaşlar. Şöyle bunu ben daha sonra arkaya çekeceğim. Bu şekilde düzelteceğim. En güzel şekliyle ben dikeceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde düz bir şekilde dikin. Gördüğünüz gibi çok tatlı olduk. Çok güzel olduk arkadaşlar. Umarım sizler de beğendiniz. Anlatımlarımdan memnun kalmışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda yine sizin istekleriniz doğrultusunda gidiyorum. Takipte kalın. Zil sesini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.